Kadir Celle Celalu kaza boyutunda, kader boyutunda Allah Teala'nın bu ismini aldığımız zaman müzakere ettiğimizde insan kaderi ile alakalı şu iki durum da ortaya çıkıyor. Kaderin bir boyutu var. O kardeşlerim bizim irademizle alakalı değil. Yani falanın oğlu olmuşsun, falanın kızısın, Arapsın, Türksün, Kürtsün, efendim boşnaksın, şu busun mesaire. Bunlar senin iradende olan şeyler değil. Dolayısıyla bunlardan dolayı insanlar başkalarına üstünlük sağlayamazlar. Böyle bir iddiada da bulunamazlar. Erkek erkek olduğundan dolayı kadına üstün değildir. Yani Arap Arap olduğundan, Türk Türk olduğundan dolayı bir üstünlüğü, bir ruçhaniyeti olmaz. Peki üstünlük nerede? İnne ekramakum indallahi etkakum. Takvada, imanda Allah Teala'ya teslimiyette kardeşlerim. Kaderin bir boyutu var. İkinci boyutu bizim irademizle alakalı. Sen Müslüman mısın, ehli sünnet misin? O muazzez yolu kabul ediyor, o yolda mücadele veriyor musun? Yoksa ehli dalaletle birlikte mi yürüyorsun? küfre meyle diyor. Oradan arkadaşlarım var. Onlarla beraber dünyada Allah Teala'dan onun emirlerinden uzak bir hayat mı yaşıyorsun? Bunu tercih etmek insan iradesinde. Eğer Allah Teala'ya isyan yolunu insan tercih ettiyse bunun hesabını verecek. Bu iradenin işte bu meylin, bu tercihin hesabı var kardeşlerim. El-Kadir Celle Celaluhu Yani Allah Teala takdir ediyor Ama o takdirin içerisinde insanın iradesi var İnsan iradesi nerede varsa ondan dolayı sorumluyuz Şimdi Buhari'deki hadis-i şeriflere kader bağlamında baktığımız zaman El-Kadir Celle Celaluhu ismini bu bağlamda mutala ettiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا Eğer bir yerde vebayı yani bu işte korona bu hastalığı bir yerde işittiğiniz zaman bir yerde var oraya girmeyin. وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ve entum biha bir yerde bu hastalık çıktı siz de oradasınız o zaman fela tahrucu minha oradan dışarıya da çıkmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği zaman Medine-i Münevvere'de bu hastalık yok. Kimse bunu bilmiyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hastalığın korunma yolunu usulün tayin ediyor. Şimdi kısıtlama diyorlar vesaire diyorlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce insanlığa böyle bir durum olduğu zaman bundan nasıl korunacaklar onun usulün tayin ediyor yani bunu duydun bir yerde bu hastalık var oraya gitme ama sen bir şehirdesin bu hastalık orada çıktı o zaman oradan dışarıya çıkma bu hastalığı bu salgını alıp başka yerlere götürme kardeşlerim Hemen buhari Şerif'te arkada uzun bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Medine-i Münevvere'den Şam-ı Şerif'e gidiyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'i Şam valisi olarak karşılıyor. Yanında heyetler var, soruyor ümmetin, milletin halinden soruyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh taun, veba yani bugünkü işte korona onun başka bir versiyonu. Ondan bahsediyor, her tarafta yayıldı diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sahabe-i kiram radıyallahu hanım hazıratıyla istişare ediyor. İstişare neticesinde yola daha fazla devam etmeyip, geri dönmeleri gerekir. Bu noktada bir karar çıkıyor. Bu kararı uygulayacak, Ebu Ubeyde radıyallahu anh, sen diyor, Allah Teala'ya tevekkül etmiyor musun? Neden? Neden gelmiyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hani ölüm orada, mukadderse o zaman geleceksin. Kaderinden kaçıyor musun ey Ömer diyor radıyallahu anh Efendimize. Hazreti Ömer bu tabii. ona söylüyor. Hazreti Ömer efendimiz radıyallahu anh diyor ki aba Ubeyde bunu senden duymasaydım, bunu başkası söyleseydi o zaman onu öyle tehdit ederdim ki ama ona bir şey yapmıyor. Ebu Ubeyde'ye ihlasından, samiyetinden çok büyük muhabbeti var Hz. Ömer Efendimiz'in. Tam o sıra Abdurrahman bin Avf geliyor radıyallahu anh. İşte bu hadis-i şerifi okuyor. Diyor ki: "İza semi'tum bi't-ta'un bi'ardin fela tadkhuluha ve iza waqa'a bi'ardin ve entum biha fela tahrucu minha." Yani bir yerde bu hastalık varsa oraya girmeyin. Eğer oradaysanız dışarıya çıkıp o hastalığı başka yerlere taşımayın. Hazreti Ömer Efendimize Ebu Ubeyde radıyallahu anh Allah Teala'nın kaderinden mi kaçıyorsun deyince o zaman Hz. Ömer buyuruyor ki nefirru min kaderillah ila kaderillah Allah Teala'nın kaderinden Allah Teala'nın kaderine kaçarız Ebu Ubeyde diyor ve sonra ona şöyle bir örnek veriyor diyor ki senin deven olsa iniyorsun Önünde bir vadi var. Vadinin iki tarafı var. Bir taraf çorak, bir taraf yeşil. Peki deveni sen eğer çorak tarafa götürürsen Allah Teala'nın kaderiyle oraya götürmüş olursun. Yok eğer sen alıp o hayvanları çorak araziye götürürsen yine bir kaderilla Allah Teala'nın kaderiyle götürürsün. Yani sen levi mahfuza bakıp bu hayvanları ben nerede otlatacaktım? Ha orada mı şurada mı? Bakıp da gitmiyorsun ki. Kendi iradenle karar veriyorsun. İşte burası daha iyi. Burada su da var. Burada otlak da var diyorsun oraya gidiyorsun. Allah Teala ezelde kendi iradenle o yeşil alanı tercih edeceğini biliyor, yazıyor. Sen de oraya gidiyorsun. Evet, kader değişmiyor kardeşlerim. Ama o kaderde belirleyici orada sensin. Kendi iradenle gidiyorsun, tercih ediyorsun. Allah Teala ezeli ilmiyle bunu biliyordu. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz, biz Şam'a girsek de ya da girmeyip Medine-i dönsek, her ikisi de Allah Teala'nın kaderiyle. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, madde planında önlemlerin alınması noktasında tembihatı var. Bu önlemler alınacak, ondan sonra Allah Teala'ya müminler, Müslümanlar tevekkül, edecekler kardeşlerim